Teşekkür ediyoruz Gökhan. Kolay gelsin diyelim sana. Piyasaya ilişkin ilk fiyatlamaları öğrendikten sonra. Künet Türkiye Genel Müdürü Cem Geyi'yi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya tabii ki üstümdeki çubuklu formanın bir anlamı var değerli izleyiciler. Bütün izleyicilerimiz bilir benim ağır Beşiktaşlı olduğumu. Siz de bir nezaket göstermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Galatasaraylı olarak Beşiktaş renkleriyle gelmişsiniz. Geçmiş olsun diyeyim her şeyden önce. Biz de tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yer. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi pazarlama sektörünü konuşacağız. Yıl nasıl geçti? Onun ayrıntıları üzerinde duracağız. Doğrudan pazarlama herhalde son dönem en çok bizim üzerinde durmamız gereken ve en çok vakit harcamamız gereken, emek harcamamız gereken hikaye. Çünkü birebir bir şey yapamayacaksak bu iş yürümüyor. Bir 2016'yı beraber değerlendirelim. 2017'nin ilk iki ayı da geçti. Şurada Şubat'ı da yedik, bitirdik. 2017'den ne bekliyorsunuz? Genelde onları konuşalım biraz. Öncelikle doğrudan satış sektörü 2016'ını çok iyi bitirdi. Yaklaşık %6-%7 gibi bir büyüme öngörülüyor. Daha her ne kadar rakamlar açıklanmamış olsa bile Mayıs ayında açıklanacak 2016 verileri ama ortalama %6-%7 gibi bir büyüme bekleniyor. Bu da yaklaşık dünya genelinde 200 milyar dolarlık bir ciroya tekabül ediyor. Türkiye gerçeğine bakarsak Türkiye'de yaklaşık 800 milyon dolarlar seviyesindeydi. Aynı büyüme oranları Türkiye'de de değerlendirsek yine 900-950 milyon dolarlar seviyesine gelecek gibi gözüküyor. Bu yılın ilk iki ayına baktığımızda da sektör itibariyle çok iyi bir noktadayız. Muhtemelen 2016'nın da üzerine çıkacağız gibi gözüküyor. Özellikle ekonomik daralma olduğu dönemlerde doğrudan satış sektöründe ciddi büyümeler meydana geliyor. Ki biz bunun sonuçlarını ilk iki ay içerisinde de görmeye başladık. Şimdi ekonomiyi canlandırmak için birçok yöntem deneniyor. İşte hükümet tarafından açıklanan birçok teşvik paketi oluyor. En son bu ÖTV ve KDV indirimleri üzerine ağırlıklı olarak teşvikler geldi. Hı hı. Doğrudan pazarlama sektöründe de benzer tarz uygulamalar var mı? Ya da benzer tarz yapılabilecek uygulamalar sizin beklentiniz? Ah şu da olsa ne güzel olur. Mine hazır şuraya gelmişken ben bu dileğimi de aktarmış olayım. Yetkililerin kulağına da buradan bir kere gitmiş olsun diyeceğiniz teşvikler neler olur? Çok teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Sektörümüzde herhangi buna benzer bir indirim söz konusu değil şu ana kadar. Ama beklenti içerisinde evet, biz bunu bekliyoruz. Çünkü özellikle bizim gibi uluslararası firmalar ürünlerini yurt dışına ithalat da gerçekleştirdiği için ciddi anlamda ÖTV ödemesi söz konusu. Doğal olarak ÖTV'de ya da KDV'de oluşacak herhangi bir indirim nihai tüketiciye ürünlerde indirimli ürün alma fırsatını sunacak. Bu da tüketimi arttıracak. Doğal olarak istihdama ve yatırımlara doğru hani bir olumlu anlamda pozitif etki edecek. O yüzden de sektörümüzle ilgili buna benzer bir desteği bekliyoruz. Peki şimdi doğrudan pazarlama sektörü dünya ile karşılaştırmak da lazım tabii haliyle. Bizde ne durumda? Dünyanın genelinde ne durumda? Biz nereyi takip etmeliyiz? O iyi yapan yer bu işi nasıl iyi yapıyor? Bize ne eksik? Doğrudan satış sektörü bildiğimiz gibi Amerika'da doğup büyüyen bir sektör. Amerika ve Avrupa'da doğup büyüyüp daha sonra Asya'ya doğru yönelen bir sektör. Tabii uzun yıllardır Amerika'da doğup büyüdüğü için ve uzun yıllardır olduğu için orada zaten sistem oturmuş durumda. Doğrudan satışa giriş yapan firmaların önünü teşviklerle, çeşitli kararlarla, kanunlarla önlerini açmış durumda ve her türlü destek var. Türkiye gerçeğine bakarsak her ne kadar 20 yıldan biraz daha fazla geçen bir sürede doğrudan satış sektörü olsa da daha yeni emekleyen bir sektör. Çünkü 2014 yılında daha kanunumuz ortaya çıktı. Hükümetimiz tarafından çeşitli destekler almaya başladık ama bu yeterli mi değil. Bizler bu anlamda daha çok desteğe ihtiyacımız var. Aynı zamanda da sektöre yön veren firmalar olarak bizim yapmamız gereken daha aydınlatıcı, daha teşvik edici kararlarda yol göstermek. Nihai tüketicilere doğrudan satışı daha iyi bir şekilde, daha doğru bir şekilde anlatmak bizim üzerimize düşen görev. Şimdi o pazarlama sektörü denince daha çok böyle hani çeşitli ürün grupları insanın aklına geliyor. Evet. İşte ağırlıklı olarak onun içerisinde hani bir kadın olarak daha rahat söylüyorum tabii ki. Hani cilt bakım ürünleri, kozmetikler vesaireler çok ciddi anlamda yer alıyor. Hani benim kaçırdığım bir şey var mı doğrudan pazarlamanın içerisinde? Aslında çok geniş bir yelpaze. Dediğiniz gibi Türkiye ölçeğine bakarsak özellikle kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektör genelinde bir numara. Ama şirketimiz özeline bakarsak
Bizde biraz daha farklı bir yapı. Yani kişisel bakım ürünleri ve kozmetiğin dışında ev bakım ürünleri de ciddi anlamda talep görmeye başladı. Erkekler mi oluyor, kadınlar mı oluyor bu cilt bakım ürünlerinde? Türkiye genelinde kadınlar daha ön planda. %80'in biraz daha üzerinde bir oran var. Ama şirketimiz üzerinde bu oran %60'a %40 gibi. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü sadece kadınlar değil, erkekler de aynı şekilde ciddi anlamda ürün tüketimine doğru yönelmiş durumda. İşte dediğim gibi kişisel bakım ürünlerinin dışında ev bakım ürün gruplarımız da var. İşte su arıtma cihazlarından sonra hava arıtma cihazlarına kadar ciddi talep gören ürünlerimiz var. Yani aynı zamanda tamamen el işçiliği üretilen işte saatlerimiz, İsviçre'de üretilen saat grubumuzdan turizme kadar çok geniş yelpazede ürün portföyümüz var. Ki özellikle turizm grubu ürünlerimizde biz Türkiye'de tekiz bu anlamda. Sektör içerisinde turizm grubu ürünlerinde işte konaklamadan tutun birçok alternatif şeylerimiz sunuyoruz. İnsanlar bir yandan tatilini yapıp bir yandan da bu işten ek gelir elde etme imkanına sahip oluyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Şimdi bu daha da çok ilgimi çekmeye başladı konu. Gittikçe ilgimi çekiyor. Bu bir zincir haline dönüşüyor mu doğrudan pazarlama? Zincir olarak demek değil ama sizin bir organizasyonunuz oluyor. Bu organizasyonunuzda insanlar kendi çabalarıyla doğru orantılı olarak yapmış oldukları satışlardan belli bir gelir elde etme hakkına sahip oluyorlar ki bu gelir sınırsız bir gelir değil. Bunu altını özellikle çiziyorum. Bu gelir tamamen kişinin kendi çabalarıyla doğru orantılı olarak yapılan. Organizasyonunuza ne kadar çok kişi ürün satış amaçlı girerse tabii o oranda imkanlarınız ve gelirleriniz de artmaya başlıyor. Bir de bu sektörün en güzel tarafı herkese eşit iş imkanı vermesi. Özellikle de nitelikli istihdam dışında kalan insanlara da ciddi anlamda bir ek gelir imkanı sunuyor. Yani işte çocuklu işte hanımlarımız, işte hiç hayatında çalışmamış ev hanımları, işte ilkokul mezunlarımız, göçmenler gibi hemen hemen birçok kesime ciddi anlamda iş imkanı sunuyoruz. Peki vergi işi nasıl çözülüyor orada? Herkes kazancından bir vergi ödüyor ya. Tabii yerinde kesildiğiniz. Benim maaşımdan kestikleri için. Bizde de aynı şekilde kişiler kazanmış oldukları işte biz komisyon diye adlandırdığımız gelirlerden %20 gelir vergisini keserek oturuyoruz. Yani yerinde kesinti dediğimiz şekilde devlete aktarıyoruz. Arkasından kişiler gelirlerini alıyorlar. Şu anda da bizim çalışmış olduğumuz sektör içerisinde ortalama 800-850 bin kişi bu işten direkt bir gelir elde etme hakkına sahip. Tabii dolaylı yoldan insanlara da katarsanız yaklaşık 1,5-2 milyonluk bir kişi sayısına ulaşırız. Şirketimiz üzerinde de 140 binden fazla bağımsız temsilcimiz var ve bu her geçen gün artıyor. Dolayısıyla da istihdama da ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Bir yaş grubu, o öyle bir yaş skalası, kadın erkek ayrımı var mı çalışanların içerisinde? Ya da işte üniversite mezunları daha çok istiyor, ilkokul mezunları daha çok istiyor gibi. Oradaki hani eğitim durumunu bir taraftan merak ediyorum, yaşı bir taraftan merak ediyorum. Bir taraftan da dün hatta bunu konuştuk, bir tane psikolog konuğum vardı. Yeni nesil gençlerin, özellikle yeni nesil mezunların çok esnek çalışma saatleri içerisinde çalışmak istediğini, yok işte Instagram'ıma 15 dakikada bir bakmazsam ben burada çalışmak istemem gibi, bana göre çok şımarıkça. Ama onlar açısından çok haklı bir istek olarak görülüyormuş bu. Evet. Böyle bir ortamda olduğumuzu anlattı İrem Hanım dün bize. Hı hı. Dolayısıyla o yüzden merak ediyorum. Esnek çalışmayı daha çok kimler tercih ediyor? Şimdi öncelikle sektörümüzün en büyük özelliği herhangi bir yaş kısıtlamasının olmaması ya da herhangi bir gelir düzeyinizin ya da üniversite mezunu olup olmamasının hiçbir önemi yok sektör itibariyle. Herkese eşit iş imkanı veriyoruz. Sektör genelinde ağırlıklı 30-35 yaş üstü ağırlık olmasına rağmen şirketimiz üzerinde bu yak 22-23 ile 27-28 yaş aralığında ki bu da şu anki tabirle Y kuşağına hitap ediyoruz. Ki bunun arkasına Z kuşağı geliyor ki dediğiniz doğru, bu kuşaklar sabah 9 akşam 6 çalışmak istemiyorlar. Özgürce çalışmak istiyorlar. Çocuklar çalışmak istemiyor aslında, söyleyeyim. Aslında doğrudan satışta bu anlamda ciddi bir imkan yaratıyor. Çünkü doğrudan satışta full time çalışmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Part time de çalışabilirsiniz, full time de çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihinizle alakalı. Doğal olarak da onların aslında istedikleri şey bu. Bir yandan kendi özel hayatlarına devam ederken bir yandan da ek gelir nasıl elde edebilirler? Doğrudan satış bunun yolunu açıyor onlara. Dolayısıyla da biz tamamen kendi programımızı, kendi çalışmalarımızı, ürün portföyümüzü Y ve Z kuşağına göre yapıyoruz. Pazarlama planımız da aynı şekilde. Dönem dönem bunları revize ediyoruz ki yakın dönemde bunu tekrar gerçekleştirdik. Bütün amacımız geleceğe yönelik çalışmaları gerçekleştirmek. Ve o kritik soru geldi. Hazır mısınız? Tabii, buyurun. Pazarlama sektöründe maaş ortalaması nedir diye sormuş. Ben sormuyorum vallahi, Murat Bey soruyor.
Bu bulunduğu pozisyona göre değişir. Yani bu sektörde 2000, 3000 lira kazanan da var. İşte 10 bin lira, 20 bin lira seviyelerinde kazanan insanlar da var. Bu tamamen onun bulunduğu seviye ve daha doğrusu kişinin yapmış olduğu çalışmayla doğru orantılı. Aslında her şey kişiye bağlı. Ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok emek harcarsa o oranda gelir artar. Peki şimdi benim yaş grubumun hatta benden bir önceki neslin daha fazlaydı. Benim zamanımda da devam ediyor. Benden sonrakiler de yok, öyle gözlüyorum en azından. Bizde böyle bir garantili çalışma şeyi var. Sigorta yatıyor mu, yatmıyor mu? Ne bileyim işte maaş üzerinden mi yatıyor gibi. Benden sonrakilerde ağırlıklı olarak böyle primle çalışmak. Daha fazla çalıştım, daha fazla kazanayım. İşte asgari ücret alayım ama ben onu primle zaten hani birkaç asgari ücretin üzerine çıkartırım gibi. Onlarda bir güven var. Bizdeki o garanti bir türlü kırılamıyor. X, Y, Z kuşaklarının farklılıklarıyla alakalı bir şey sanıyorum. Bu işteki garanti durumu ne? Doğrudan satış bunun tam tersi. Doğrudan satışta herhangi bir SGK bağınız yok. Biz bağımsız temsilci dememizin sebebi tamamen SGK'dan bağımsız olarak çalışıyorlar. Kendi çabalarıyla doğru orantılı olarak gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırlarsa o kadar çok gelir elde etme hakkına sahip oluyorlar. Ama bu iş süreklilik. Yani bunu ailenizden herhangi birisine miras da bırakabilirsiniz. Bu sektörün en büyük özelliği o. Yani çocuğunuza, ileride çocuğunuza ve ailenizin herhangi bir ferdine de miras olarak bırakıp İşi devam da ettirebilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan da güzel. Çünkü yarın bir gün işten atılma diye bir durumunuz söz konusu değil. Herhangi bir kaybınız söz konusu değil. Her şey sizin elinizde. Eğer siz çaba gösterip, çalışıp, gerekli özveriyi gösterirseniz geliriniz de oranda artacaktır ve sürekli hale gelecektir. Peki şimdi orada daha çok çalışanların profiline konuştuk. Bitirmeden önce bir de müşterilerin profiline konuşalım. Kim daha çok doğrudan satışı tercih ediyor? Doğrudan alış yapmayı daha doğrusu tercih ediyor. Ağırlıklı yine dediğim gibi genç ama daha çok kadınlara yönelik bir genel Türkiye ortalaması kadınlara yönelik ama bu bizde biraz daha homojen dağılmış durumda, yarı yarıya gibi. Dediğim gibi erkekler daha çok işte kişisel bakım grubu ürünlerinden daha çok işte ev bakım gibi, işte su arıtma cihazı, işte saatler gibi, özel üretim saatler gibi şeylere yöneliyorlar. Kadınlar daha çok işte makyaj malzemelerinden tutun, işte kişisel bakım, işte cilt bakım. Ne kadarlık bir cirodan bahsediyoruz? Türkiye cirosundan mı bahsediyoruz yoksa hem Türkiye? Türkiye hem dünya geneli. Şimdi ben size 2015 verileri üzerinden konuşabilirim çünkü 2016 daha açıklanmadı ama 2015 verileri yaklaşık 800 milyon dolarlar, 762 milyon dolar civarındaydı ama dediğim gibi yaklaşık 800-850 milyon doların üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Belki biraz daha fazla olabilir. Şirketimiz cirosu da şu anda 30 milyon dolarlar ve daha üstü seviyede ki bu bizim için yeterli mi değil. Amacımız daha yüksek seviyelere ulaşmak. Bununla ilgili de zaten gereken her türlü adım atıyoruz. Şimdi bu sektörde çalışmak isteyen, bir şekilde doğrudan pazarlamanın içerisinde yer almak isteyen ne yapacak, nasıl ulaşacak da bu işe başlayacak? Bu işe girmek için herhangi bir sermaye ihtiyacınız yok. En önemli konu. Sadece bu işi istemeniz çok önemli. Ve bizim internet sitemize girerek veya bizim bağımsız temsilcilerimize ulaşarak bizim işimize girmeniz tek koşul 18 yaşını doldurmak. Onun dışında herhangi bir koşul yok. Dediğim gibi üniversite mezunu olmanıza ihtiyaç yok. Sadece bu işi istemeniz ve bir form doldurmanız, internet üzerinden form doldurmanızla işe başlamış oluyorsunuz. Sonrası şirketimiz onlara vermiş olduğu eğitim desteği ve diğer desteklerle beraber kendi çabanıza doğru orantılı olarak da gelirinizi arttırabiliyorsunuz. Valla nereden baksanız işte 2-3 bin lira kazanan da varmış bu sektörde. 10 binler, 20 binler de konuşuluyormuş. Bir form dolduracakmışsınız. 18 yaşından büyük olacakmışsınız. Epi topu bu kadarmış. İnternetten bir form doldurmaya değer bence. Ciddi rakamlardan bahsediyoruz. QNET Türkiye Genel Müdürü Cem Geyi'yi bugün İstanbul Stüdyomuzda ağırladık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sektöre ilişkinimizi aydınlattık.